Şuleçet davasında bilirkişi raporunu hazırlayan isimlerden biri olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda görevli Profesör Doktor Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu. Hayatına son verdiği ileri sürülen Taner, Çet davasında hazırladığı bilirkişi raporunda Şuleçet'in intihar etmediği yönünde görüş bildirmiş, davanın seyrini değiştirmişti. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği o davada bilirkişi olarak yer almış, hazırladığı raporla davanın seyrini değiştirecek bulgular ortaya koymuştu. Ancak Şuleçet davasında bilirkişi olarak yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda görevli Profesör Doktor Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Çet, yaklaşık 2 yıl önce bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Şuleçet davasındaki bilirkişi raporunu hazırlayan isimlerden biriydi Mustafa Ender Taner'de. Genç kadının intihar etmediğine dair görüş bildirerek davanın seyrini değiştirmişti. Taner gece saatlerinde evinde iple tavana asılı halde bulundu. Taner'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı ileri sürüldü. Hayatına son verdiği tahmin edilen Taner'in cesedi yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 49 yaşındaki Taner'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.